Coşkun Özolding Sanayi ve Ticaret programını sunar. Sanayi ve Ticaret programı bugün son derece heyecan verici, çok lezzetli bir şeyi konuşuyor olacağız sevgili seyirciler. Hani kimilerimizin diyeyim, hepiniz olmayabilirsiniz. Mesela ben öyleyim, hastası olduğum bir çikolatalı akışkan yiyecek var, bir gıda maddesi var. Şimdi ismini markadan dolayı telaffuz edemiyorum. Bir İtalyan markası var, bir de onun Türk versiyonları var. İşte o akışkan çikolatanın lezzetini veren şey, olmazsa olmaz. Yani o olmasaydı o hiç olmazdı diyelim. Üstelik de dünyada pazarı Türkiye tarafından domine edilen bir meyve. Hadi bakalım soralım size, yanıtları alayım. Evet, net, yanıt belli. Fındık. Biraz fındığı konuşacağız bugün. Fındık Türkiye için nasıl bir değer, nasıl bir katma değer olabilir daha fazla? Çünkü bildiğim kadarıyla fındığı topluyoruz, satıyoruz bütün dünyaya. Biraz ürün de yapmak lazım, katma değerli bir, hep ihracattan bahsediyoruz ya, daha değerli, daha nitelikli. Hani artık bundan sonra nicelikten çok niteliğe bakalım diyoruz. Hepsini konuşacağız. Çok kıymetli bir isim. Çok eski, neredeyse Cumhuriyet'in kuruluşunun ilk 15 yılında karşılık gelen bir fisko birlik var malum. Tüm fındıkla ilgili işin sorumluluğunda fisko birlik başkanı Lütfi Bayraktar'la konuşacağız. Lütfi Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Efendim, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, bir arada diyorum efendim ben de. Biraz fındığı ben küçük kendi dünyamdan aktarmaya çalıştım ama fisko birlikte fındığa dair her şey var. Yani biraz anlatın bize, fındık nasıl bir değer Türkiye Cumhuriyeti açısından? Biliyoruz bütün dünya Türk fındığını konuşuyor da hani nasıl konuşuyor, nasıl satıyoruz, fiyatı iyi mi, üreticiler kazanıyorlar mı? Allah'ım şu çiftçiler çok kazansın istiyoruz artık. Lütfi Bayraktar, buyurun. Tabii tekrar iyi yayınlar diliyorum. Aslında girişiniz gayet güzeldi. Aslında hepimiz için, özellikle çikolatayı düşünüyorsak, tüm dünyadaki çikolatayı yiyenler için çok önemli bir ürün fındık. Aslında sadece çikolata değil, başka ürünlerde de kullanılan bir, yani tatlıdan pastaya, aslında mutfakta kullanılan bütün yani yiyecek örneklemelerinde mutlaka fındık önemli bir yer tutuyor. Tabii Türkiye fındık üretimine dünyada tekel durumunda. Yaklaşık dünya fındık üretiminin %70'i bizde. Muhtemelen hani böyle bizden sonraki en yakın ülke İtalya gözüküyor üretimde. İşte bizim 6'lı birimiz, 7'li birimiz mesafesinde. Dolayısıyla hakikaten üretime söz sahibiyiz. Ama tabii pazarda bu söz sahipliği, pazar oluşumunda, fiyatın oluşumunda o kadar etkili mi, tam bunu bilemiyoruz. Dolayısıyla evet, dinliyoruz. Dolayısıyla fındıkla ilgili 1938 yılında kullanılan fisko birlik çok ciddi bir işlev görüyor. Aslında son 25 yılda dünyada da bir sürü Türkiye'de bir sürü firma bu alana müdahil oldu. Evet. Aslında siz de bahsettiniz. Genelde Türkiye'de fındığı topluyoruz, kabuğundan kırıyoruz ve nihai mamul yapmadan dünyaya ithal etmeye çalışıyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bu durumda bile yaklaşık 2 ile 3 milyar dolar arasında, yıllara göre değişiyor, bir ihracat girdimiz var. Tabii 2-3 milyar dolar ihracat girdisi belki totalde insanların kafasına az gibi gözükebilir ama evet. Yani hep bir örnek veririm ben. Otomobildeki yaklaşık 40-50 milyar dolarlık İhracat girdisine eşdeğer bir rakam mı? Çünkü yurt dışı girdisi hiç yok. Şimdi Lütfi Bayraktar, hani 2-3 milyar dediniz ya Türkiye'nin yıllık fındık ihracatı. Üstelik de Türkiye bütün dünyanın %70'ini fındığa duyuruyor. Yani o fındığın kalitesini de konuşacağız şüphesiz ama hani şunu da altını yine de çizmek lazım. Yani 2-3 milyar doların kat kat üstü o adını anmadığımız İtalyan firma. Bilmiyorum orada kullanılan Türk fındığı mı, o adını anmadığımız İtalyan akışkan çikolata. Türk mü kullanıyorlar? İtalyan kullanmıyorlar mı onlarda? Ama on yetmiyor. Yani onların yani üretimi ya. O firmanın tüketimine yetmiyor. Evet. Dolayısıyla yani o firmanın kullandığı ürünün büyük bir kısmı Türk fındığı ile yani hemhal oluyor.
Tabii aslında muhtemelen şunu demek istiyorsunuz. Girişiniz de bunu aslında belirttiniz. Anladınız. Ya, bu rakam Türk fındığının hak ettiği değer midir? Aynen yani, hocam aynen. Yani hani milyarlarca kat kat üstünde o firma para kazanıyor. Alıyor Türk fındığını bir başka öyle. Bir şeye dönüştürüyor. Bir formül yaratıyor. Ortaya da acayip bir şey çıkarıyor, ekonomik değer. Hepsini konuşalım ama şunu sormak isterim ben. Mesela bizim fındığımızı bütün dünyadaki fındıklardan ayrıştıran bir şey var herhalde değil mi? Yani hani bu kadar %70 bir dominasyon her ürünümüze nasip olmuyor Lütfi Bayraktar. Bir kere şu önemli, yani fındık hem iklimsel özellikleri hem de toprak yapısına bağlı yani aroması ona göre şekilleniyor. Dolayısıyla tabii ki Türk fındığı diğer dünyada yetişen diğer alanlardaki fındık üretimi ve fındığın aroması ile ilgili bir farklılık arz ediyor. Hı hı. Aslında dünyadaki devler, yani bu alandaki devler, tekeleşen firmalar aslında Türk fındığına alternatif arayışı içindeler yıllardan bir yana. Ama Rabbime şükür olsun, yani bu bölgeye Allah hakikaten çok ciddi bir nimet vermiş. Hı hı. Ben hep şu cümleyle bunu formüle ederim. Rabbim bize, ülkemize çok ciddi bir nimet vermiş ama maalesef bu nimetin kadrini, kıymetini tam anlamıyla bilemiyoruz. Dolayısıyla dünyada diğer bölgede üretilen fındıklar, evet fındık fındıktır. Evet fındık sonuç itibariyle az da olsa çok yani kalibresi, aroması düşük de olsa bu anlamda bir anlam ifade eder ama sonuç itibariyle tabii ki kaliteli fındıktan kaliteli ürün çıkar. Dolayısıyla yani başka ülkelerde yetişen fındıklar bizim hem iklim hem toprak özelliklerimiz sebebiyle bizim fındığa eşler olma imkanına sahip değil. Az önce söyledim aslında bu arayışı dünyada başka yani Türkiye'nin bu üretimdeki tekelini kırma anlamında büyük sanayici firmalar mutlaka arayışlar içinde ama yani yaklaşık 25-30 yılı biliyorum bunu başaramadılar. Başarabilme imkanları da yok. Evet. Yani bizim fındığımız aroması itibariyle diğer dünyadaki bütün üretilen fındıklardan daha değerli evet, ve çok daha endemik, çok almaya müsait. Endemik bir meyve herhalde o zaman değil mi fındık? Giresun mudur mesela? En iyi bizdeki sıralama ne Lütfi Bayraktar? Bizde aslında Türkiye'de fındık genel anlamda Giresun kalite ve Levant kalite diye ikiye ayrılır. Genelde Levant kalite sanayide kullanılır ama Giresun kalite daha çok çerezlik yani böyle natürel ve kalmış yeme anlamında çerezlik kullanılır. Dolayısıyla hakikaten çok farklı bir aroması var. Bu anlamda hem Türkiye'de hem dünyada Giresun kalite fındık kullanım ihtiyacı açısından bir numara. Ya biz biraz sanki fındığın tam tadını uzun zaman değil mi keşfedemedik Türkler olarak. Hatta bayağı da çılgın reklamlar yapıldı Türk fındığı ile ilgili de biraz direnç kırıldı Lütfi Bey. Ya aslında şu var tabii ben hep söylüyorum insanoğlu hani miras yediği meselesi var ya. Hani atalardan kalır miras ve o mirasın çok kıymetini bilemeyiz. Demin de söyledim aslında fındık bu ülkeye Rabbimin verdiği bir nimettir. Evet. Yani çok yani böyle saf arazilerde, yamaç eğim yüksek arazilerde yetişme imkanına sahip ve çok ciddi bir aromaya sahip. Peki. Demin dedim ya, tüm dünyada aslında yani sanayici firmalar bu bölgenin, bu ülkenin üretimdeki tekelini kırmak için çok ciddi çaba içinde. Ama maalesef bunu becerebilmiş değiller. Elhamdülillah becerebilmiş değiller, maalesef demeyelim. Dolayısıyla hakikaten hem endemik yani bir ürün deme imkanına sahibiz. Peki. Lütfi Bayraktar, buyurun ekleyin ama şunu da ben sorayım. Hani dünyayı domine eden bir üretimimiz varsa bizim herhalde fiyat belirleme noktasında da hakimiyet bizdedir diye düşünüyorum. O noktada üretici mutlu mu fındık ürettiği için? Aslında yani az önce cümle arasında söyledim. Tam anlamıyla aslında piyasayı ya fiyat belirleme anlamında, piyasada bir istikrarlı fiyat oluşturma anlamında aslında çok da yani son yıllarda biraz daha azaldı bu. Çok da etkili değiliz. Niye? Aslında bir üründe dünyada söz sahibi olmanız için tükettiğiniz, ürettiğiniz kadar tüketime de katkı sunmanız lazım. Bu nereden geçiyor? Tabii hepimiz biliyoruz ki markalaşmadan geçiyor. Ya bizim Türkiye olarak üretimde birinciyiz ama dünyada söz sahibi olan nihai mamul bir markamız yok. Dolayısıyla yani üretiyorsunuz ama tüketimini eğer başkaları katkı sunuyorsa onlar da maalesef pazarda söz sahibi oluyor. Dolayısıyla bizim bu anlamda yani nihai mamül markalaşmaya önem vermemiz lazım.
Evet, Lütfi Bayraktar'la bir teknik sorun yaşıyoruz galiba. Hemen biraz toparlasınlar, tekrar arasınlar Lütfi Bayraktar'ı. Gördüğünüz gibi konumuz fındık. Dünya pazarının %70'ini domine ettiğimizi konuşuyoruz ama anladığımız kadarıyla bu tam anlamıyla mutlu etmiyor. İçerideki üreticimizi, çiftçimizi neden mutlu etmediğini biraz anlatacak şimdi Lütfi Bayraktar, Fisko Birlik Başkanı olarak. Ama işte her işte hep aynı şeye dönüp dolaşıp varıyoruz ki bir markalaşma sorunumuz var. Ben şimdi Lütfi Bayraktar yayına döner dönmez, dönmeyi başarırsa eğer, şu markalaşma işini neden tam olarak başaramıyoruz? Özellikle gıda ürünlerinde diye soracağım. Belli bazı marka destekleri de var Türkiye'de artık. Çünkü özellikle ihracat yapan firmalara yönelik olarak. O yüzden hani orada niye biraz böyle şey mi var, biraz atalet mi var diye de soracağım. Fındıkla ilgili olarak tabii daha soracağımız da çok soru var. Giresun başta en çok çerez niyetine tükettiğimiz fındığı veren şehir. Yapabilselerdi bizdeki fındığı çoktan diğer ülkeler yaparlardı zaten. Kimse memnun değil bu kadar Türkiye'ye bağımlı olmaktan dedi Lütfi Bayraktar. Şöyle konuşmaları da kısaca bir özetlemiş olduktan sonra ya niye markalaşamıyoruz, nedir bu markalaşma sıkıntımız diye sorayım size Sayın Bayraktar. Yani bir sürü de marka desteği duyuyoruz. Hani markalı ihracat yapmak isteyen firmalarımıza dönük de belli destekler var ama ne oluyor bu işler? Biraz atalet mi oluyor orada? Nasıl bir yol haritası çizeceğimizi mi bilmiyoruz? Vizyon eksikliği. Buyurunuz lütfen. Aslında az önce söyledim. Yani bu konuda dünyada 100 yıllık firmalar var ve çok mesafe almışlar. Dolayısıyla bunlarla yani hem piyasadaki fiyat anlamında hem de pazar anlamında rekabet edebilmek mutlaka özel destek gerektiriyor. Fındıkla ilgili hükümetler yani bir kısım destekleri veriyor ama maalesef o desteklerin büyük bir kısmı yani üreticinin daha fındık üretme aşamasında. Hmm. Aslında biz üretilen fındığı tüketime katkı sunabilecek bir metot, bir destek geliştirebilsek aslında belki de pazarda oluşan, fiyatla ilgili oluşan bir kısım algılar, fiyat istikrarsızlıkları vesaire bunu çözebileceğiz. Ben hep şunu söylerim. Yani yaklaşık işte 40 yıldır bu piyasayı biliyorum ve her sezon başı konuşulan sorunlar, fındıkla ilgili ayrı sorunlar. Bunları çözebilmenin yolu yani ürettiği kadar tüketime destek verecek bir nihai mamul markalı ürünlerin ile ilgili dünya pazarlarında Türk sanayicilerin yer alması lazım. Hı hı. Biz bu anlamda son 3-4 yıldan bu yana Fisko Birlik olarak çok ciddi bir çaba içindeyiz. Neler yapıyorsunuz? Tekrar... Biraz da dinleyelim Fisko Birlik. Çünkü 70-80 yıllık da bir o şeysiniz, kuruluşsunuz, onu biliyoruz. 1938 yılında kurulmuşuz. Evet. Evet, neler yapıyorsunuz Lütfi Bayraktar? Ankara ile ilişkileri de siz götürüyorsunuz sonuçta değil mi? Bazı talepler olduğu zaman üreticiden aradaki şeysiniz siz yani. Kesinlikle öyle. Evet, buyurun. Ya şu önemli tabii, yani şunu biz görüyoruz. Aslında Fisko Birliği'nin biraz dalgalı süreçleri oldu. O süreçleri halledildikten sonra yani Türk fındığına ve Fisko Birliği'ye ve bu ülkeye artı değer ne katabiliriz, nasıl bir yol izleyebiliriz diye oturduk arkadaşlarla bir yani uzun süren bir toplantılar yaptık. Şu kanaatimiz şu, biz eğer fındıkla varsayılan problemlerin çözümüne katkı sunmak istiyor isek Türkiye'nin fındıkla ilgili ürünlerde ihracat girdisini arttırmak istiyor isek ve hakikaten üretimle ilgili, pazarla ilgili, fiyatla ilgili bir kısım mesele çözmek istiyor isek dünyada yani Türkiye'nin ürettiği fındık kullanılan bir nihai mamul markası bir de bir daha fazla markasının olması lazım ve bu markanın bu ürünün pazardan pay alması lazım. Hı hı. Dolayısıyla biz bir markalaşma desteği yok dediniz değil mi Sayın Bayraktar? Şimdi çok tek geçelim mesela. Yani şöyle bir şey olabilir. Üreticiye yani. Destek var ama markalaşma aşamasında biz şu an bir somut bir destek göremiyoruz. Yani ne yapacağımızı bilmiyoruz. Geçelim destek göremiyoruz. Şunu görmek lazım. Fındık özel bir ürün bu ülke için. Ve hakikaten mesafe ve yol alınabilecek çok ciddi yani şeyi var. Yani hedefleri var ve mesafe alınacak bir yol var. Yani rakamı artırabilecek çok imkanlar var. Dolayısıyla yani markalaşmada genel bir marka desteği meselesi fındık ilgili sorunu çözmez. Niye? Hmm. Siz fındıkla tekersiniz, üretime tekersiniz, karşınızdaki firmalar da tüketime oluşmada teker oluşturmuş. Dolayısıyla pazarı domine ediyor bunlar. Yani Türkiye'de herhangi bir sanayici firmanın bu firmalarla yarışabilmesi maddi anlamda çok mümkün gözükmüyor. Hmm. Tam bu anlamda belki özel ürünler için özel destek paketleri gelmesi lazım. Ben net söylüyorum yani az önce söylediğiniz yani ismini zikretmediğiniz firma o kakaolu kremada yaklaşık 10 milyar dolarlık dünyada bir ticaret hacmine sahip. Evet. Dolayısıyla böyle bir hacimle mücadele edebilmek mutlaka özel destekleri gerektiriyor. Hı hı. Net şunu söylemek lazım. Pazarı kontrol etmek istiyorsanız
üretimde olduğunuz kadar tüketilme de söz sahibi olacaksınız. Bu ancak markalaşmadan, markalaşma nihai mamul ürünlerden geçiyor. Evet. Bununla ilgili bizim bir şeyimiz var tabii. Biz son 3-4 yıldan bu yana entegre tesisimizi bu yönde yani geliştirmeye çalıştık. Dolayısıyla en çok dünyada tüketilen fındıkla ilgili nihai mamul markalarla ilgili, ürünlerle ilgili bir çabamız oldu. Aslında şu anda Türkiye'de pazarda ilk üçe giren yeni geliştirilmiş ürünler oldu. Hı hı. Bu anlamda dünyada 25 ihracatımız var. Nihai mamul anlamda söylüyorum. Yani evet, mamullerle ilgili değil mi? Fındık üretimi değil, fındıktan üretilmiş mesela. Oluyor. Evet, o akışkan kremalar başta olmak üzere farklı ürünler. Kesinlikle. İhraç ettiğiniz. Yani biz, ama tekrar söylüyorum, yani bu bizim tabii kısıtlı imkanlarımız oluyor. Niye? Çünkü karşınızda neredeyse bir yani devlet bütçesine sahip firmalar var. Dolayısıyla bunlara karşı mutlaka özel destekleme paketlerinin olması lazım. Ben hep söylüyorum. Mesela Fisko Birliği bir üretici birliği. Şahıs firması değil. Dolayısıyla Fisko Birliği'nin bu çabasına daha fazla destek verilmesi lazım. Yani hükümetler tarafından. Tam bunu alabildiğimizi söyleyemem. Onu söylemek lazım. Çünkü şöyle bakılıyor meseleye. Özel bir yapı. Kooperatif olsa da bir özel yapısı var. Dolayısıyla başka yolla yöntemler deniliyor. Yani mesela aslında sonuçta üretici birlik olması hasebiyle tüm üreticilerin ortak olduğu bir kurum ve oradan direkt etkilenişim içinde olduğu bir kurum. Dolayısıyla Fisko Birliği'nin bu markalaşma yolundaki çabasına yani bu ülke için, bu ülkenin ihracattaki payını artırmak için ve fındıkla varsayılan problemlerin çözümüne katkı sunmak için mutlaka özel destek verilmesi lazım. Uğraşıyoruz inşallah. Peki biraz Ar-Ge'yi de konuşalım yine de. Hani hep diyoruz işte markalaşma desteği var diyorsunuz. Karşımızda dünya devi resmen laboratuvar kurmuş. Artık milyarlarca doların üzerine çıkmış firmalarla yarışırken biz böyle çok az desteklerle markalaşamayız. O yola çıkamayız. Çok zorlanıyoruz diyorsunuz Lütfi Bayraktar. Ar-Ge desteklerinden de bahsediyoruz. Hani son dönemde araştırma geliştirmeye, ürgeye, üretim geliştirmeye de hani ciddi kaynaklar devlet tarafından sağlanabiliyor. Hani bunlara bir baktınız mı? Çünkü sizin de çatınız altında bir sürü üretici var. Biz aslında bununla ilgili hani en azından kendi bünyemizde bununla ilgili çok bir sorun yaşamıyoruz. Zaten biz kendimiz ya Türkiye'de bu konuda uzman arkadaşlardan oluşan bir Ar-Ge merkezi kurduk. Üniversitelerle falan var mı böyle o gıda? Tabii işbirliği var. Var tabii var. Üniversitede işbirliğimiz var. Tekrar söylüyorum sektörde bu anlamda duayel olmuş isimlere de işbirliğimiz var. Hı hı. Aslında şeyle ilgili sorunumuz yok bizim şu anda. Hani yani yeni ürün ortaya koymaya ilgili sorunumuz yok. Zaten bizi yakından takip edenler bilir ki son birkaç yılda bir sürü yeni ürün piyasaya sürdük. Evet, bu görüyoruz raflarda. Pazar payına sahipler. Ama bunu dünyaya açabilmek için bir desteğe ihtiyaç var. Bu çok önemli bir strateji gerektiriyor dediniz değil mi Lütfi Bayraktar? Burada Ankara'nın da kamunun da içinde olduğu biz Türk fındığından bir yıldız yaratmalıyız dememiz gerekiyor işin özeti. Aynen böyle. Evet, peki işi bu şekilde özetlemiş olalım. Az kalan bir süremiz var. Lütfi Bayraktar şimdi fındık deyince tarım konuşuyoruz, gıda konuşuyoruz. Tarım ve gıda dediğimiz zaman da son dönemde malum hep şu iklim meselesini konuşuyoruz. Çiftçilerimizin ciddi sıkıntıları olduğunu da biliyoruz. Karadeniz çok ciddi bir sel felaketi yaşadı mesela Ağustos'un ortasında. Hani görülmedik uzun zamandır görülmedik bir sel felaketi ama orada iklimdeki değişimlerin, bu hızlı geçişlerin fındık üretimi üzerinde bir etkisini görüyor musunuz? Biraz onu da konuşalım. O konuda sıkıntılar var mı? Aslında iklim meselesi dünyanın bir gerçeği. Dolayısıyla bununla tüm dünya el birliğiyle mücadele etmesi lazım. Son istihbarat küresel ısınma vesaire. Hepimiz görüyoruz ki aslında mevsimsel geçişleri çok kısaldı. Evet. Hani bazen baharı görmeden yazı, yazı görmeden kışı görüyoruz. Dolayısıyla bundan da tarım üretimi mutlaka etkileniyor. Dolayısıyla yeni konsepte göre, yeni iklim değişikliğine göre yeni bir üretim metodu ve modeli yapmak lazım. Sizde yani bir zarar ziyan var mı Sayın Bayraktar? Bu iklimlerdeki bir anda coşkulu, aşırı hızlı yağışlar. Bir kere iklim geçişleri yani bir kere zararlıları arttırdı. Birinci temel mesele bu. Yani hani işte mesela son yıllarda Amerikan kelebeği diyoruz. Bu iklimsel geçişten kaynaklanıyor. Dalkıran diyoruz. Bu iklimsel geçişten kaynaklanıyor. Evet. Külleme diyoruz. Bu iklimsel geçişten kaynaklanıyor. Ama bunun dışında tabii yani böyle işte yani örnek veriyorum. Yani ağacın tam böyle yağmura ihtiyacı var. Hava güneşli oluyor. Tam güneşe ihtiyacı var. Hava yağmurlu oluyor. Dolayısıyla bu meselelerin de ciddi anlamda üretime zarar verdiğini söylemek lazım. Hı hı. Bu sel felaketleri mesela özellikle Giresun bölgemizde ciddi anlamda zararlara sebep oldu. Evet. İklim geçişleri ürünün tam olma
Yani ben olgunlaşma aşamasında bir sıkıntıdan sebep oldum. Biz, bir kayıp var mı mesela rekoltede Lütfi Bayraktar? Yanılmıyorsam Ekim'de mi yapıldı fındık hasatı? Yani Eylül, yani aslında bir kısım bölgelerde Ağustos 15'te başlar, bir kısım bölgelerde Eylül 15'te başlar. Aslında Ağustos 15'ten sonra Ekim'in sonuna kadar hasat dönemi diye adlandırıyoruz. Geçen yıllara kıyaslarsanız nasıl bir rekolte var ortaya çıktı? Biz biraz daha fazlaydı ama yeterli miydi? Hayır, yeterli değildi. Yani geçen yıla göre biraz daha fazlaydı bu yıl. Ama hani dünyanın ihtiyaç duyduğu Türkiye'nin üretim kapasitesini değerlendirince aslında yeterli bir üretim yoktu bu senede. Peki Lütfi Bayraktar, çok teşekkür ediyorum. Yani bunlarla sınırlamış olalım. Her şeyden önemlisi 2-3 milyar dolarlık bir fındık ihracatımız olduğunu tüm dünyaya söyledi. Tüm dünya derken Avrupa pazarı değil mi? Onu sormadım, çok özür diliyorum. Temelde Avrupa pazarı zaten. Temelde Avrupa ama son yıllarda Çin, işte Afrika, oraya da ufak ufak açılımlar var tabii ya. Ama yeni, genelde Avrupa pazarı. Yeni Asyalılar ilgi duymuyor mu Türk fındığına Lütfi Bey? Aslında duyuyor. Mesela bizim ya o 25 ülke saymıştım ben. Hani 25 ülke şu anda nihai mamul gönderiyoruz diye. Evet. Aslında bunun içinde Asya ülkeleri var. Peki Çin'e satamıyor muyuz? Çin'e satıyoruz. Bu pandemi sürecinden önce aslında Çin pazarı Türk fındığı için çok önemli bir pazar haline gelmeye başlamıştı. Yani 10 bin ton rakamları yani bulmuştu Çin pazarı ama bu pandemi süreci biraz bunu biraz şey yaptı, çektiği odattı ama hala Çin'le ilgili diyaloglar var. Şahsen biz de Çin'e mal gönderiyoruz şu anda. Peki. Çok teşekkür ediyorum Lütfi Bayraktar kıymetli katkınız için. Sağ olun, var olun diyorum. Ben diliyorum. Ama şunu demeye müsaade edin. Buyurun. Türk fındığının kurtuluşu, Türk fındığının hak ettiği değeri bulması dünyada markalaşmaktan geçiyor. Lütfen rica ediyorum. Buna özel dikkat etmek ve destek vermek lazım. Peki, burada da gerçekten çok stratejik bir desteğe ihtiyacımız var. Ankara'nın devreye girmesi gerekiyor. Karşımızda aynen, çok dev oyuncular var. Üstelik de bizim fındığımızla markalaşmış oyuncular bunlar diyorsunuz. Sağ olun, aynen, var olun Lütfi Bayraktar. İyi yanlar diliyorum, sağ olun. Evet, Fisko Birlik Başkanı Lütfi Bayraktar'ı ağırladık. Yani satıyoruz, tamam, tüm dünyaya da diyor. Yani markalaşmadan satıyoruz. En büyük sıkıntımız bu. Artık yıl 2021 sonuna doğru geliyoruz. Şu markalaşma işini şu fındıkta en azından halledelim. Madem dünyayı domine eden bir meyve üretiyoruz. Hiç mukayese edilmiyor tadı, kokusu, her neyse belli ki. Alsalar başka yerlerden alacaklar. Dönüp yine Türkiye'den alıyorlar diyorlar. Bu şekilde aktarmış olalım. Burada da noktalayalım. Ekotürk'ten ayrılmayın diyelim. Ben Ahu Rakçıoğlu. Yarın yeniden bu düşünceye dek sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Coşkun Özolding, Sanayi ve Ticaret programını sundu.